arkadaşlar. Merhaba. Yeni bir modelimizle baş başayız. Bugünkü dikeceğimiz model bayan ceket. Parçalı, arabiyeli. Değişik bir şey yapmaya çalışacağız. Güzel bir şey çıkartmaya çalışacağız. Bunun için de kumaşımızı ütüledik. Kumaş katı yaptık. Kalıplarımızı bir güzel kumaşımızın üzerine serdik. Ve kesim aşamasına getirdik. Bundan sonra beraberiz arkadaşlar. Bitirene kadar. Ya Allah, bismillah deyip başlıyoruz. Aşamasında arkadaşlar kalıbı birebir kesmeye çalışıyoruz ve artı çıtları takip ediyoruz. Arkadaşlar ceketimizi arabiye kullanıyoruz. Temizlemek için biye kullanıyoruz ve de arkada bel oturtmasını garni kumaşı olarak kullanıyoruz. Biyelerimiz ve arka bel oturtmamız garni kumaştan oluşacak. Biz biyelerimizi kestik, hazırladık. Zevkinize göre, biye genişliğine göre biyelerinizi kesip hazırlayabilirsiniz. Ara biyelerimiz 5 milim olacak. Temizlemek için biyelerimiz 1 santim olacak arkadaşlar. Temizleme birimiz 1 santim. Bu alt pilota temizleme parçamız arkadaşlar. Ona artı bir de tela yapıştırırsak pilotamız süs pilot olduğu için
Baya güzel duşunu sağlar. Bu şekilde kesimimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kumaşımızı kestikten sonra kumaşımızda telaları kesiyoruz. Ön parçamızda, ön bedende tele yapıştırıyoruz. Mosturamıza tele yapıştırıyoruz. Yakamıza, yaka ayağımıza, arka pervazımıza, filotamıza ve filota karşılığımıza tele kesiyoruz arkadaşlar. Thank you.
reklamımızı kestikten sonra arkadaşlar tele yapıştırın hazırlığa başlıyoruz. Telelerimizi yapıştırıp hazırlığımıza başlayacağız arkadaşlar.
arabiyeleri takarak daha doğrusu. Arabiyeleri yan kulp ve arka kulp var. Önümüzde ve arkamızda kulplar var. Onlara takıyoruz. Arabiyi hazırlıyor. İkiye kırıyoruz şimdi arkadaşlar. Bu şekilde arabiyemizi hazırlıyoruz arkadaşlar. İlk önce dönüş için çıtları atıyoruz. İlk önce kulplara takıyoruz arabiyelerimizi arkadaşlar. Kulplara taktıktan sonra arkadaşlar bedene takılmaya geçiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bedene takıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da. Ki biye daralmasın arkadaşlar. Aynı dikişten gitmediğimiz zaman biyemiz daralar. Bu şekilde taktıktan sonra arkadaşlar ara ütümüzü yapacağız.
Arkadaşlar, arabiyeleri hazırladıktan sonra şimdi arkamızı satıyoruz. Arka ortamızda karni bir parçamız var bel ortasında. Normal bir santim dikiş payıyla çatıyoruz. Daha sonra karşılığını da aynı şekilde çatıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkamızı bu şekilde hazırladıktan sonra arka kulplarımızda arabiyesini çektiğimiz kulpları takıyoruz. Şekil taktıktan sonra arkadaşlar ara ütümüzü yapıyoruz. Daha sonra overlock'ı temizliyoruz arkadaşlar. Evet. Etiğimizi bir santimden ara bir yağ ile temizleme bir yağ ile temizliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bir santim genişliğinde bir yapıp kapatıyoruz arkadaşlar. Altı
temizliyoruz. Arka alt etek bu şekilde temizliyoruz. Arkadaşlar, önümüzde hazırladıktan sonra kalıbımızda pilota işaret yerimiz vardır. Pilotalarımızı da katlamıştık. Ve golamızı yapıyoruz 1,5 santimle. Ve takıyoruz. Pilota takarken işaretleri takip ediyoruz arkadaşlar. Çizdiğimiz işaretlerin başlangıcı ve bitişi eşit olacak. Aynı şekil karşılığını da takıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde karşılığını da taktıktan sonra arkadaşlar pilotamızı açıyoruz. Bir tarafında eşit çıkması lazım. Bağlama yaptığımız zaman temiz olsun diye. Bir iğne dahi geride kaldığı zaman çok fark ediyor arkadaşlar. Buna çok dikkat ediyoruz. Daha sonra pilotamızı açıyoruz. Son 2 santime geldiğimizde arkadaşlar tam bitiş dikişimizin dibine çıtımızı atıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde V yapıyoruz bitişte. Aynı şekilde diğer çıkışta da aynı. Dikişimizin tam dibinden şu şekil V'mizi yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bağlamamızı yapıyoruz. Pilotamızı ters çevirip güzelce oturtup şu şekilde karşılıklı güzelce oturttuktan sonra arkadaşlar şu şekilde bağlamamızı yapıyoruz. Aynı şekil karşılığında güzelce oturttuktan sonra boşluk kalmayacak şekilde arada düzeltiyoruz ve bağlamamızı yapıyoruz. Yaptıktan sonra arkadaşlar şekil kenara koyuyoruz ve diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekil başlangıç ve bitiş çizgilerini takip edecek şekilde ara mesafe düzgün olacak. Yaptığımız pilotanın genişliğine göre ara mesafe arkadaşlar. Yarım santimler pilotamız vuruyorsak ara mesafe karşılıklı pilot olduğu için 1 santim. 1 santimden pilotayı vuruyorsak ara mesafe 2 santim olacak. Ona dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şu anda 6 milim, yaklaşık 6 milimden, 5-6 milimden yapıyoruz. Ara mesafeyi de 1 santim
bırakmaya çalışıyorum. Şu şekilde bitirdikten sonra arkadaşlar gene filetamızı açıyoruz. Karşılığında yaptığımız işlemi burada da aynısını yapıyoruz. Makas çıtlatarken arkadaşlar bitimin tam ucunda. Ne geride bırakıyoruz ne de dikişimizi geçiyoruz. İkisini de yapmayacağız. Şu şekilde çevirdikten sonra arkadaşlar bağlamamızı yapıyoruz. Pilota bağlamamızı. İki filota karşılıklı birbirine bakacak, arada boşluk olmayacak ve üst üste de binmeyecek arkadaşlar. Dikişimizin tam dibinde, bitiş dikişimizin tam dibinde düzgün bir şekilde bağlamamızı yapıyoruz. Aynı işlemi diğer tarafta da yapıyoruz aynı şekilde. Aynı işlemi diğer tarafta da aynı şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar arayüzü atacağız buna. Temizleme parçası. Filetamız süs filet olduğu için asla kullanmadan temizleme parçası olarak bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Aynı tutumu diğer tarafta yapıyoruz arkadaşlar. Aynı işlemimizi. Aynı işlemi bu şekilde yaptıktan sonra parçamızı morlukla temizliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde diğer tarafta. Thank you.
temizleyip önümüzü tamamlamış oluyoruz. Önümüz de tamamlandıktan sonra arkadaşlar ön arka çatımına geçiyoruz. Ön arka çatımını omuzla çekiyoruz. Omuzumuzu çattıktan sonra arkadaşlar yanımızı da çatıyoruz. Evet. Arkadaşlar yakamızı kalıbımıza göre işaretledikten sonra işaretimizi takip ederek yakamızı çıkıyoruz. Daha sonra regole edeceğiz arkadaşlar. Regolamızı yaptıktan sonra yakamızı çeviriyoruz arkadaşlar. Yakamızı güzelce çevirip ovaladıktan sonra arkadaşlar arayüzünü yapıyoruz. Arayış üstünü yaptıktan sonra arkadaşlar yaka ayağımızı takıyoruz. Gene onu da işaret kalıbıyla işaretliyoruz yaka ayağımızı ve o şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aynı şekilde karşılığında vuruyoruz. Tamamdır.
kayağımızı da bu şekilde hazırladıktan sonra arkadaşlar yakamızı bedene takıyoruz. Yakamızı takıyoruz bedene arkadaşlar. Yakayı takarken yaka ortasını ve çitleri takip ediyoruz. Yakamızı bu şekilde taktıktan sonra arkadaşlar ervazlarımıza geçiyoruz. Ervazları önce birbirine çatıyoruz arkadaşlar. Birbirine çattıktan sonra bir eyle etrafını temizleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir elin etrafını döneceğiz. Filmimizi değiştiriyoruz rengine uysun diye. Bir ayak genişliğinde vuruyoruz. Genişliğinde vurduktan sonra arkadaşlar çimasıyla kapatıyoruz. Piyemizi 1 santimle 7-8 milimle kapatıyoruz arkadaşlar.
pervazımızın etrafını dönüyoruz arkadaşlar. Diyelim. Evet arkadaşlar. Pervaz hızları hazırladıktan sonra bedenimizi çatıyoruz pervazımızı. Pervazı alta alıyoruz arkadaşlar. Normal 1 santim dikişimizden vuruyoruz. Köşeleri, yuvarlaklıkları net veriyoruz ki yuvarlağımız net çıksın diye. Bu şekil pervazı vurduktan sonra arkadaşlar regolamızı yapıyoruz güzelce. Yarım santim payla. Daha sonra ön pervazlarımızı takıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde karşılığını da takıyoruz. Arkadaşlar pervazımızın da temizliğini yapıyoruz.
Diğer tarafı da aynı şekilde artık. İyice temizliyoruz. Evet. Arkadaşlar pervazları bir yerimizi çektikten sonra pervazımızın gizli çimamız var, onu çekiyoruz. Kuşları çok güzel bir şekilde, nizami bir şekilde çıkartmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde etek kuşlarında. Aynı işlemi arkadaşlar diğer tarafta da yapacağız. Pervazımıza çimamızı çekeceğiz. Evet arkadaşlar, bu şekilde hazırladıktan sonra ara etimizi yapıyoruz.
öğütümüzü de yaptıktan sonra yanımızı çatıyoruz arkadaşlar. Yanımızı çatarken yukarıdan başlasak daha iyi biliyor. Evet arkadaşlar, yukarıdan başlıyoruz. 1 santimlik şıpayla arka biyemizi ön darbazımızın tam dibine dayayarak yıkıyoruz. Daha sonra biyemizi pervazla temizliyoruz arkadaşlar bu şekilde. Sonra regola yapıp uçlarını çeviriyoruz arkadaşlar. Diğer tarafı da aynı şekilde. Yanımızı çatıyoruz bu şekilde. Bir dikiş başlıyoruz. Pervazımızı, tulumumuzu yapıyoruz. Daha sonra overlock'ta temizliyoruz yanımızı. Evet arkadaşlar, şimdi de kolumuzu aldık, bedeni bitirdik, kolumuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. Kolumuza da arabiye çekiyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar diğer kolumuzu da arabiyemizi çekiyoruz. Yarım santim genişliğinde arkadaşlar arabiyemiz. Arabiyelerimizi yaptıktan sonra arkadaşlar kollarımızı çatıyoruz. Kolumuzun alt parçasını alıyoruz bu sefer. Normal bir dikiş payıyla. Aynı dikişimizin üstünden gidiyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde diğer kolumuzu da hazırlıyoruz arkadaşlar.
şekilde hazırladıktan sonra arkadaşlar overlock'la bir temizleme yapıyoruz. Arkadaşlar kolumuzu o şekilde ayarladıktan sonra kolumuza da biye çekiyoruz. Aynı şekilde diğer kolumuza da arkadaşlar yarım santimden ayarlıyoruz. Şekil vurduktan sonra arkadaşlar biyemizi kapatmaya geçiyoruz. Aynı şekilde diğer kolumuzu da kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hazırladıktan sonra arkadaşlar kol ağzını tutturun. Aynı şekilde diğer kolun da ağzını tutturuyoruz. Maksat ipimizi değiştirmeden siyahlar tutmuş oluyoruz. Bu şekilde tutturduktan sonra arkadaşlar ipimizi değiştirip arkadaşlar kol ağzımızı temizledikten sonra kolumuzu
Aynı şekilde diğer kolumuzu da çatıyoruz. Kolumuzu çattıktan sonra overlock'la temizleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kolumuzu tamamladıktan sonra kol takmaya geçiyoruz. Kol takmayı da arkadaşlar, kolun arkası önü sağa solu vardır. Arka arkaya gelecek, önde öne gelecek kolda. Çıtları takip edeceğiz burada arkadaşlar. Arkadaşlar kol tepesinde düzgümüz var. Düzgümüzü de veriyoruz. Ayarını açarak düzgümüzü bu şekilde veriyoruz. Daha sonra aynı adım adımla düzgümüzü sabitliyoruz. Bundan sonra kolumuzu takıyoruz arkadaşlar. Birinci görüntüyü oradan almıştım. İkinciyi de buradan arayayım bakayım hocam. Ne olur. İki farklı açıdan da seyircilerimiz faydalansın. Evet, olur. Ne diyor şimdi? Tepe düzgümüzü hazırladıktan sonra arkadaşlar, kolumuzu takıyoruz. 1 santim genişliğinden
kolumuzu taktıktan sonra arkadaşlar overlock'la temizliyoruz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine güzel bir çalışmanın içindeyiz arkadaşlar. Yani çalışma ya emeğimiz verdik ama güzel bir şekilde aldık arkadaşlar. Bir ceket, bayan ceket kalıbıyla ve modelimizi de görüyorsunuz. Biz tabii düğme ve şeylerini kullanmadık ama yaka kısımlarımıza dikkat edin. Çok farklı bir model. Artı kurtlarımızdan biri ile bir güzellik kattık. Burada bir arkadaşlar işlevi olmayan bir cep kısmımız var ama görsellik olarak bunun ayarlamasını yaptık. Ve biri ile genellikle böyle temizleme kısımları olan veya böyle biraz daha efektif görüntü olan kısımlarından geçmiş olduk. Omuz omuzlarımıza bakarsınız küçük burada bir büzgümüz var. Aynen tepe büzgümüz var. Tepe büzgümüz var arkadaşlar kolumuzda. Ve arkamızda da gördüğünüz gibi böyle bir femar şey olarak kemer şeyi veren bir garni kullandık ayrı bir kumaştan. Kurtlarımızda gene arabiyemiz var. Aynen öyle. Kurtlarımızda da şey yaptık arkadaşlar. Şunu da belirtmemde yarar var. Biz kurtlarımızı elimizdeki yani normal biyeleri takarken biye şeyimiz ayağımız yoktu. Ustamızın maharetli elleriyle yapılmaya çalışıldı. Normalde böyle uzun biye işlemlerinde biye aparatlı olan ayaklar kullanılıyor. Dediğim gibi bir dahaki derslerimizde inşallah onları da göreceksiniz. Yaka kısmımız arkadaşlar burada ve şeylerimizin çok güzel oturduğunu görebiliyorsunuz. Yani kalıbımızın çok güzel oturduğunu ve renk uyumunun güzel olduğunu ve artık dediğim gibi hem yandan görmüşüz bu. Ve önden görüşümüzde bu arkadaşlar. Tabii, yandan, önden, arkadan her türlü. Tabii, şimdi zaten nasip olursa arkadaşlar biz bu ceketimizin altına bir kombinasyon yapmayı düşünüyoruz inşallah. Yarın olursa bir pantolon olarak, ceket pantolon olarak görebilmek aslında güzel bir kombinasyonumuz olsun. En azından hani arkadaşlarımız şey yapabilirler. Tam bir yazlık ceket. Astarsız. Evet. Astarsız tam böyle renkleriyle birlikte cıvıl cıvıl yani muhatabının üstünde çok güzel durabilecek bir ceket. Arkadaşlar bu ceketimizin 36 bedenden 48 bedene kadar gerekirse uzatabiliriz. Şeylerimiz var, kalıplarımız mevcut olarak var. Dikim aşamasını zaten Halis Usta'mız size ayrıntılı bir şekilde gösterdi, oradan takip edebilirsiniz. Dediğiniz gibi yani kalıp siparişlerinizi verebilirsiniz. Biz buna sadece bir kolyemiz hariç hiçbir aksesuar kullanmadık. Bir de tabiri caizse biraz aksesuar kullanırsanız da biraz siz kendi zevkinizi de o noktaya yansıtırsınız da çok daha güzel bir şekilde alabileceksiniz arkadaşlar. Yani biz kalıbımızın dikim aşamalarını görseliniz sizinle bu şekilde paylaşmış olduk. Halis Usta'm var mı ekleyebileceğiniz bir şey? Benim gözden kaçırttığım bir şey var mı? Yok hocam, gözden kaçacak bir şey yok. Bir şey yok. Zaten çok her şey ortada, bariz şey ortada dedi. Evet. Arkadaşlar. Aşamalarında da kalıbı oturtmaya çalıştık. Arabiyeleri biraz sıkıntı çektik ama kalıp olarak çok güzel. Arkadaşlar yani bu tür istiliklerde şimdi şurasına biye koymasanız da direkt kupu dikseniydik veya buraya bir garni yapsaydık
iş biraz daha hızlanmış olurdu yani. Biraz daha bu GİE dikimlerinde aparalar olsaydı zaten sorun olmayacaktı ama bu şekilde de çok hoş olmuş. Eline koluna sağlık olsun diyelim. Arkadaşlar bir başka yine güzel bir çalışmada buluşmak üzere diyorum. Hepinize teşekkür ederiz. Sağ olun.